Öncelikle burada çok maç oynadım. Şuradaki sandalyede Adnan abi oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Sizin de başınız sağ olsun. Ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum. Cenazesine çok gelmek istedim ama hastaneye yatmadan önce, bir gün önce beni aramıştı. Gelemedim, yanlış anlaşılırım diye maalesef. İşte burada yaşadıklarımdan bir tanesi daha, insani görevlerimi de yapamadım. Ama bir gün kabrini ziyaret edeceğim. Öncelikle buradan başlamak istedim. Bunu söylemek istiyorum. Bursa benim için değerli ve kıymetli. Bunu çok defa söyledim. Burada çok zor günlerde geldim. 10 gün, herhalde son 10-15 yılın en krizli antrenörü benimdir. Ona rağmen kendimce, birileri takdir eder veya etmez, 27 puan gibi o zor şartlarda iyi puan aldığımı düşünüyorum. Ama hala bakıyorum, birileri benim başka işlerimle uğraşıyor. Geçenlerde bir maça geçmeden önce bunları söylemem gerekiyor. Ben buradan gittiğimden beri hiç konuşmadım. Sadece sosyal medyadan bir paylaşım yaptım. Beni yakından tanıyanlar bilir. Bir arkadaş geçen gün bir şey yazmış. İsminin çok manevi olduğundan bahseden. Gitti kendisi. Ve sosyal medya hesabındaki profilde de şöyle bir şey yazıyor. İsminin maneviyatından bahsediyor. İnandığı ve gördüklerini yazdığından bahsediyor. Çok üzüldüm. Ben Altay maçında Bursaspor armalı bir şey giymemiş. Böyle bir şey olabilir mi? Sportif direktöre sorun, anlatsın diye bir köşe yazısı yazıyor. Mesut Mestan başkan biliyor. Ben gece saat 2'de 1 trilyon 600 bin lira Bursaspor'un elektrik parası var diye gece 3'te elektrikleri kapattım. O da bunu çok iyi biliyor. Çok üzülüyorum böyle durumlara. Ben herhalde kendimi ifade edemedim. Kendimi suçlu buluyorum. Ben gene söylüyorum, bu şehirde çok dost edindim. Beni anlamak isteyenler anladı, tanımak isteyenler tanıdı. Ama böyle bazen ilginç ifadeler, bir kere insani bir şey. Ben Bursaspor armasını taşımaktan gurur duydum. Ama profesyonellikte böyle bir şey var. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Kötü antrenör, biz 50 puan alırdık diyebilirsiniz. Ama onu dememeniz gerekiyordu. O arkadaşa söylüyorum. Çok acıttı beni. Çok üzüldüm yani. Ben öyle bir insan değilim. Bursaspor arması beni rahatsız etmiyor. Ben gururla, onurla geldim. Ve kimsenin gelmediği zaman geldim. Ayaz'dı ben geldiğimde. Bunu mu hak ediyorum? Hiç mi teşekkür etmek, çok sosyal medyadan birçok insan bana özelden çok mesaj atıyor. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Sağduyuları için, zor zamanda gelip bu takımı potada tuttuğum için. O yüzden ben Bursa'yı çok seviyorum. Bursa'da çok dostlarım var. Ama profesyonellikte bu var. Bir de benim 6 aylığım tartışılıyor. Aklınıza havale ediyorum. Ben İzmir'de doğmuşum. Altay'da doğmuşum. Kendi şehrimin takımını tutuyorum. İstanbul takımını tutmuyorum. Sizler gibiyim. Neden dokunuyor size? Sizin gibiyim. Böyle bir şey diyorsanız, bugün İbrahim Hoca da Beşiktaşlı. Yani beni eleştirmek için sürekli benim söküklerimle ve ben buradan gittim. Benden önce çalışan antrenörler hala, çok daha başarısız olanlar konuşulmuyor. Ben ne yaptım? Çok üzgünüm. Tekrar altını çiziyorum. Bursa benim için çok değerli ve kıymetli. Çok dost edindim. Buradaki oyuncularla kader birliği yaptım. Onları da çok seviyorum. Oyuncular, personel, onları seviyorum. Taraftarlar, onları seviyorum. Ziyarete gelen, bana dışarıdan yazanlara hepsine teşekkür ediyorum. Benim için çok duygulu bir maçtı. Fazla kafanızı şişirmeden isterseniz asıl
görevim olan profesyonelliğimin gerektirdiği maç yorumunu yapayım. Bursa deplasmanının zor olduğunu ve benden kaynaklı iki taraflı oyuncuları tarafından da zor olacağı çok aşikardı maç öncesi. Bursa takımının benden sonraki bütün maçlarını analiz ettikten sonra Bursa takımının nasıl hücum ettiğini, sadece direkt hücum ve kanat ortayla düşen topları kazanıp böyle hücum ettiğini gördüm. Ve oyunu ona göre kurguladım ama ben 6 gündür bu takımın başındayım. 6 günde 2 maç oynadım. Takıma çok %100 hakim olamadım. Olmak da mümkün değil. Çünkü antrenman yapmadan 2 maç oynuyorum. Kazanabilirdik. İlk yarı itibariyle tamamen çok ciddi bir oyun vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı itibariyle müthiş bir oyun sergilediler. Eğer devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik. Zaten taraftar da bir gol bekliyordu. O golle beraber kontrolsüz hücum etmeye başladı Bursa Spor. Takımla biraz daha fazla çalışsaydım oraları kırmayı, o baskılardan nasıl çıkmayı, tabii öyle bir vaktim yok. O yüzden 2-1'den sonra seyirci itti. Benim takımım biraz bozuldu. Son bölümde dizilişi değiştirip tamamen 1 puan oynadım. Çünkü potada kalmam gerekiyordu. Dünkü maç sonuçlarından potanın dışına çıktım herhalde. 6. Benim için matematik kazanamıyorsam bir puan alıp potada tutayım takımımıydı. Bunu da başardığım için mutluyum. Bursa Spor'a da gelecek maçlarda başarılar diliyorum. Sorusu ona mı? Buyurun. Doğru. Altay'ın kadro planlamasında, kadro yapısında bazı problemler var. Yabancı oyuncu sayısı fazla, yerli oyuncu az ve mevkilerde ciddi problemler var. Performansı çok kötüydü. Ben de farkındayım ama imkansızlar var. Ben Bursaspor'da da böyle maçlar oynadım. Bazen elimdeki İsmail'i mesela bir maç burada önde oynattım. Bazen stoper, orta saha farklı oyuncular oynattım. Becerikli antrenör, yetenekli antrenör şartları en iyi şekilde kullanmak zorunda. Oyuncuları da antrenman, üç tane antrenman yapabildim zaten. Çok yakından oyuncuları tanıyorum tabii ki, bu ligde oynuyorlar ama yakından hem psikolojik olarak tanımak, hem maç içindeki performanslarını tanımak başka bir şey. Ama bir de çaresizlik diye bir şey var. Bursa'da yaşadığım gibi. O yüzden performansından memnun değilim. Ama transfer kapalı. O yüzden oyuncuyu tamir edip performans almanın yollarını aramak gerekiyor. Akıl bunu söylüyor. Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bolu maçında hatırlarsınız, bir biten maçta. Bu hakem Burak Öztürk'e, Bolu Spor'a sonlandırı biten anlarlarmıştı. Çünkü ikinci golde de net bir offside var. Kaper, topla buluşunda offside. Bu televizyonda da gözüküyor. Bilmiyorum, bakabilir miyim? Yok, görmedim. Hakemlerle ilgili bugün görebilecek misiniz? Sizce nasıl maç oynayacak? Yani Bol ve kart kararlarında cilde bilgiler yoksa... Ben pozisyonu bilmiyorum. Sizden duyuyorum. Bakacağım. Doğrudur. Olabilir. Şimdi hakemler hakkında konuşmak, ben bir kere konuştum Bursa Spor'da da çalışırken. Şimdi maalesef hata yapıyorlar. Mesela bir hafta önce Selezno'nun burada herhalde o pozisyonu hakem kırmızı kart verse 10 hafta falan alır. Ayağına bastığı pozisyon var. Geliyorsunuz bir penaltı. Ben buradayken de bana da oldu. Böyle şeyler, evet, maalesef oluyor. Hakem performansları ülkede kimse tarafından beğenilmiyor. Ama denecek bir şey yok. Sürekli biz hakemleri konuşuyoruz ama performansları aynı. Tabii ki yani adalet için gelmesi lazım. Yani eğer gol ofsaysa vermesin golü. Yani ben zaten VAR ilk Türkiye'de konuşulduğu zaman, ben o dönemde İstanbul Spor'da çalışıyordum. Birçok televizyonda ve röportajlarda bunun olması gerektiğini savunan bir insanım. Yani insansanız adaletten yana olmanız gerekiyor.
Offside, offside, golse gol. Yani var lazım yani. Yani çünkü herkesin bir mücadele ettiği, herkesin bir şeyler başarmaya çalıştığı bir yerde teknolojik detayları ne kadar iyi kullanabiliyorsanız kullanmak gerekiyor. Ben var olsun yani çok da öyle maliyetli bir şey değil. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu birçok yere para harcıyor. TFF 1. Lig'e de çok zor değil bence. Yapabiliriz yani. Yapalım, ben çok istiyorum. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Çok teşekkür ederim. Burada olan olmayan herkese selamlarımı iletirseniz çok sevinirim. Tekrar kalben söylüyorum. Ben Bursa'yı çok seviyorum. Bursa Spor teknik direktörü olmaktan da gurur duydum. Bursa Spor armasını taşımaktan da gurur duydum. O arkadaşlara da, o manevi arkadaşa da hakkımı helal etmiyorum. İyi akşamlar.